yeryüzünde bir varlık yok ama gözsüzlere pinhan, gözü olmayana gizli. Hani Allah var mı yok mu? Veya Allah ne veren bir varlıktır diyenlere, diyenler gözsüzdür. Gözüm var desen ağaçtaki göz ondan daha iyi görür. Budak ondan iyi görür. Hani ilahiler dinlerken sözlere de bakın. Pinhan gizli demek. Bilir mi bak pin kodu var ya dedim. Ondan şey yapın. Pin kodu açık mı olur? Gizli. Oradan şifre de verdim aslında. Hiçbir kelime bir yarışması yok mu? Orada veriyor şey. Açıklıyor. Ondan dedim ben de. Size. Pinhan. Hak'tan ayağa nesne yok. Ayan. Ayan açık. Şimdi biraz edebiyat da bilmek lazım. Çünkü bak, ayan dedi bak. Ayanın zıttı gelmesi lazım. Karşıda. Gizli. Ayan açık. Ayan kelimesini de kullanmıyoruz artık biz. Bana ayan oldu. Bazı olaylar bana, bu olay bana ayan der. Geçer gidersin. Mesela. Bu ayan kelimesi açık, belirli, belli manasına gider ama ayan ayandır. Ha, ayan beyan. Bir de ayan vardır. Ayan temsilci demek. Önde gelen demek. Ayan meclisi var hocam. Ha, ayan. O ayan. Bu ayan. Güzel Türkçemiz bunlar. Pinhan, gizli saklı. İşte Cenab-ı Allah'ın her an bir oluşta olduğunu görürüz de zannediyoruz ki Allah bizi bazıları da şöyle söylüyor. Efendim Big Bang ile birlikte Allah yarattı dünyayı. Evet, işte o kadar. Başka? Ayet-i Kerime her an bir oluşta bir yaratıştadır Cenab-ı Allah diyor. Her an bir oluş bir yaratılışta. Öyleyse şu olanlara bak. Hiç gün günün aynısı mı? Saat saatin aynısı mı? Bak zannedik ki top atıldı şimdi. Yok şurada güm diye salladı değil mi ortada? E kim yaptı bunu? Bir faili olsa gerek. Ne diyorlar ona? Failin yeni Türkçesine? Özne mi? Evet, Fail, özne. özne. Bir öznesi olması lazım. Kim yaptı bu fiili? O sesi kim çıkarttı? Allah. Her an madem yaratıldı, daldaki eriği kim yarattı? Yoktu bu kışın. Kuru daldı, birdenbire yeşillendi, erik oldu, birdenbire dut oldu, kayısı oldu. Şimdi dutları millet yağmalıyor. Kışın yoktu bir şey be. Kuru odundu bunlar. Her an bir oluşta bir yaratışta da işte Allah'tır bu. Allah. Bunu görmeyen gözsüzdür. Gözüm var demez. Akledemiyorsan, ayan beyan göremiyorsa, ya düşün hiç olmazsa. Düşünemiyorsan, artık düşünemeyenler hani hayvandan da aşağıdır. Nereden gelip gittiğini bilmeyenler hayvan olsa gerek mi diyor? Ne diyor? Evet. Nereden gelip gittiğini He. anlamayan hayvanmış. Nereye gidiyoruz? Nereden geliyoruz? Nereden geliyoruz? Galu beladan. Nereye gidiyoruz? Galu belaya. Nasıl ya? Öyle işte. Söz verdik Allah'a. Bela sözünü verdik ve çıktık dünya sahnesine. Geriye verdiğimiz sözü tuttuk mu tutmadık mı diye hesabını görmeye. Hesap görülürken itiraz edecek halimiz mi var? Yine bela diyeceğiz Allah'a. Eyvallah diyeceğiz. Tamam haklısın. Göreceğiz çünkü ayan beyan. Şimdi mühim olan Galu bela günündeki o Cenab-ı Allah'ın kudretini
kuvvetini, o güzelliğini, o tasarrufunu hatırlamamız lazım. Hatırlamıyorsan ne idrak var ne göz var. Demek o zaman görmedin mi sen? Başka şeyle mi meşguldün? Dinlemedin mi? Eğer başka bir şeyle meşgul değilsen, insan bir gördüğünü zor unutur. Bir görürsün çünkü ilk gördüğün senin o. Yarattı ve Allah'ı gördün. Sen yaratıldın ve Allah'ı gördün. Muhteşem güzellik. Yeryüzündeki bütün güzellikler ondandır. Velillahi esmaül husna. Bütün güzellikler, güzel isimler Allah'a aittir. Bütün güzel isimler. Neden? Bütün güzellikler ona aittir de ondan. Allah'ta hep güzellik vardır. Öyleyse Allah'ın adını hiç olmazsa analım. Andıkça galu bela gününü analım, hatırlayalım. Zikredelim. Allah'ı zikredelim. Bu bizim vazifemiz. Vazife edin. Efendim, üzerimize yük değil, bir lütuf. Allah'ı anma görevi verilmiş olması bize lütuftur. Malum olduğu üzere insanların ruhunu kabz edecek, canını alacak görevli müvekkil melek Azrail Aleyhisselam'dır. Allah asan vesile görmek nasip etsin onu bize. Peki diğer mahlukatı? Azrail mi görevli? Hayır. Cenab-ı Allah bir hadis-i şerifinde Peygamberimizin dilinden şöyle buyuruyor. Bir pire, işte eşek, katır, deve, inek gibi hayvanların yani. Bir pire değil, böceklere dahil. Görmediğin mikroorganizmalara dahil. Canlı ne varsa fikirleri bitince canlılarını bizzat ben alırım. Zikirleri bitince. Yani Allah'ı zikir etmeleri canlılık alameti. Bu size bir şey hatırlattı mı? Yahu bak bir zikir var. Her canlının zikri var. Peygamberimiz diyor ki Allah onların zikri bitince o canlıların canını alır. Zikir bitmeden almaz. Yani ölümleri zikirlerin bitmesine bağlıdır. Peki bir sürü istemediğimiz haşere, mikroorganizma var. Mikroorganizma deyince ne? Mikroskopla görebileceğimiz derecede küçük yani canlı. Mikrop, bakteri, virüs gibi şeyler. Bunların da zikri var. Ne çekiyorlar acaba? Eğer bunlardan kurtulmak için zikirler var. Bu hayvanların zikirlerini durdurmak için. Kim merak ediyor? 8 milyar dolar aşı için para lazım, yetmedi. 100 milyar dolar lazım, yetmedi. Bilmem ne bulduk bulmadık. Ya her şey bulundu, kayıp bir şey yok. Allah'ın ilminde gizli bir şey yok ki. Gözsüzlere pinhan. Haktan ayan nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Gözsüzlere gizli. Ama ayan beyan her şey. Bu hadis ortadayken düşündünüz mü farz-ı muhal inekler ne diye zikreder Allah'a? Düşünmemişsinizdir. Ama şu haberleri izlemişsiniz. Aa ine Mozart dinletiyor, çok süt veriyor. Bu haberleri izlediniz değil mi? İzledim. Yalan. İneğin Mozart sevdiğini nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Buraya
Belki uzun olası yıllar efendim. Belki... Çaykovski seviyor. Uzun hava çalıyorsun. Çayı seven şey... Necdet, ayağı titriyor çaysızlıktan. İşte... Zikir ettiği... Onun zikrini verirsen ona... Of, coşar hayvan. Coşar. İşte onun için siz de zikirsiz kalmayın. Nakşibendiler zikirsiz kalmasın ki ölmesin. Kalpleri ölmesin, ruhları ölmesin. Nefisleri azmasın. Hayvandan beter olmasınlar. Zikir, her bir organın ayrı zikri var. Vücutta her bir organın ayrı meridyeni var. O meridyenlerin geçirdiği efendim enerji kuvvetleri var. Onlar hangi esma ile çalışır? Hani yapılacak, öğrenilecek, talim edilecek çok şey var. İnşallah öğrenelim, talim edelim bunları. Yani biz namaz, abdest, oruç, zikir, tesbihat, Kur'an diye geçiyoruz gidiyoruz hep. Bunları tamamlayamadığımız için aslında. Bunları tamamlasak ondan sonra diyeceğiz ki arkadaşlar eyvallah bundan sonra şu noktaya gelelim. Şimdi böyle bir ders var, bu konuyu işleyelim diyeceğiz, bunu öğrenelim. Biz insanların zikrini öğrenemediğimizde daha hayvanlar ne çekiyor bilmiyoruz. İnsanların zikri. Zikir insana canlılık verir, bu hadisten anladığımız o. Can, zikri biten ölür. Allah tarafından ruhu kabz edilir, canı alınır. Öyleyse zikir edin ki ömrünüz uzun olsun. Zikir edin ki Cenab-ı Allah'ın yanında hatırlı kul olun inşallah. Hürmetin Habib, hürmetin Fatiha.